Merhaba sevgili seyirciler. Türkiye'nin ilk ve tek tarih içerikli bilgi yarışması 3'te 3 tarihe hoş geldiniz. Hemen başvuruda bulunmak isteyen siz sevgili seyircilerimize adresimizi tekrarlıyorum. 3te3.tv'den bizlere başvurabilirsiniz. Şimdi yüksek bir alkış rica ediyorum. Profesör Doktor Tufan Gündüz geliyor. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hızlıca yerlerimize geçelim ve başlayalım. Evet, başlayalım. Buyurunuz. Yarışmacımız Gülcan Ocaklı geliyor. Hoş geldiniz Gülcan Hanım. Genç bir yarışmacı. Gülcan Hanım, sizi tanıyalım. Evet, merhaba öncelikle. Ben Gülcan, Gülcan Ocaklı. Ankara'da yaşıyorum, çevre mühendisiyim. Şu anda bir kamu kurumunda çalışmaktayım. Aslen Kastamonluyum, bir abim var. Tarihe ilgi nereden? Sınavlardan geliyor benim ilgimde ama kendisiyle aramız... Ya bence iyi ama o beni sevmiyor sanırım. Çünkü hiçbir zaman resmiyete döktüğümde bir olumlu sonuç alamıyorum. İşte buraya da onun için şeytanın bacağını kırmaya geldik diyebiliriz. Sizi sevmeyen kim? Tarih. Tarih sizi sevmiyor. Ben çok seviyorum kendisini de. Nereden çıkardınız bunu? Ya şöyle, çalışırken hep böyle güzel, olumlu sonuç. Ama bu resmiyete, hadi bir sınava gireyim, bunu bir resmiyette taçlandırayım diyorum. Ama sonuç bir sürü an oluyor. Bakalım burada nasıl olacak. Bugün şeytanın bacağını 3'te 3 tarihte kıracağız. Aynen. Diyorum ki kendime ilk 9 soruyu geçince rahatlayacağım diyorum. Genelde ilk 3 diyorlar ya ama bakalım. Siz ama hem iddialısınız hem diyorsunuz şanssızım. Evet hangisi olursa artık. Bence bugün kendinizi göstereceksiniz. İnşallah. Ama yeter ki heyecanınızı bastırın, aceleci davranmayın, olur mu? Evet, aslında şu an heyecanım gitti. Kapıdayken çok fazla heyecanlıydı ama evet güzel, şu an heyecanlı değilim. Peki bu anı madem yakaladık başlayalım. Tamam başlayalım. Gülcan Ocaklı için 3'te 3 tarih başlıyor. Türk siyasi tarihinin önemli isimlerinden olan Föt Şapkası ve Baba lakabıyla hatırladığımız siyasetçimiz kimdir? A. Süleyman Demirel, B. Bülent Ecevit, C. Necmettin Erbakan. A. Süleyman Demirel, onaylıyorum. Bakalım. İkinci sorunuz. Popüler kültürde olmak ya da olmamak işte bütün mesele bu sözleriyle bilinen İngiliz oyun yazarı ve şair kimdir? A. John Milton, B. William Shakespeare, C. Alexander Pope. B. William Shakespeare, onaylıyorum. Pekala, bakalım. Üçüncü soruya geçtik. Hangisi üçlü itilaf devletlerinden biri değildir? A. İngiltere, B. Fransa, C. Almanya. C. Almanya, onaylıyorum. Peki, bakalım. Üçte üç yaptınız. Evet. Güzel gidiyorsunuz. Dördüncü soruyu teşekkür okuyorum. Teşekkür ederim. Bir şeyhin mahiyetine giren, ona mensup olan kişilere verilen isim hangisidir? A. Mürit, B. Seyit, C. Musahip. Aslında mürit olduğunu düşünüyorum. Seyit, Musahip. Yani mürit, benim müritlerim derler şey. Mürit. Mürit ama acaba kullansam mı ki çökerimi? Seyit, İslam, Peygamber Efendimiz'in soyundan gelenlerle ilgili bir şey miydi acaba? Mürit olduğunu düşünüyorum da. Mürit. Bir koruma hakkınız, 3 jokeriniz var. İsterseniz de cevabı verebilirsiniz.
Mürit diyeceğim galiba. Risk alıyorum. Ne yapsam ki? Mürit. Mürit herhalde. Mürit. Şeylerin ismi falan. Ben bir joker kullanayım. Hocama danışayım. Peki hocam. Peki Gülcan Hanım'ın tereddütünü ortadan kaldırmak için Seyit şıkkını kaldıralım. Hazreti evet. Muhammed'in soyu Hazreti Ali'nin iki oğlundan yürümüştür. Evet. Hazreti Hüseyin'den yürüyen soyuna Seyit denilir. Hazreti Hasan'dan yürüyen soyuna ise Şerif denilir. Hı hı. Ve şıkkını kaldıralım. Teşekkür ediyoruz. Ben de teşekkür ediyorum. O zaman A mürit onaylıyorum. Bakalım doğru cevap mı? Boşa kullandım. Geldik 5. soruya. Evet. Hangi ünlü besteci Türk Marşı isminde bir eser bestelememiştir? A Mozart, B Beethoven, C Schopenhauer. Mozart'ın, Beethoven'ın var ondan eminim. Mozart, Schopenhauer gibi geliyor. Ama burada joker kullanacağım. Keşke az önceki jokerimi kullanmasaydım, şimdi kullanırdım. Neyse şimdi kullanacağım ama ne kullansam. Bir koruma hakkınız, iki de jokeriniz var. Evet. Korumayı kullanmayacağım. Ya da korumayı kullanırsam, üç sonra tekrar bir üçleme başlar. 5, 7, 3 ona giderim. Evet, korumayı mı kullanayım? Korumayı kullanayım. Karar verdim. Korumayı kullanmak istiyorum. Pekala. Evet, C diyeceğim. C onaylıyorum. C şıkkını onaylıyorsunuz. Doğru cevap mı? Bakalım. Ya yine boşuna kullandım. Korumamı, jokerimi nerede kullanayım diye düşünüyorsunuz. Bence çok akıllıca, stratejik davranmak evet. Bu yarışmada bence çok kazandırır. Tebrik evet. ediyorum strateji sizi. Strateji her zaman, her yerde kazandırır. O yüzden ama işte boş oldu biraz da neyse. 6. soruya geldik. Doğru bilirseniz 5.000 lira kazanacaksınız. Hı hı. Tarih sahnesinden izleyeceğiz şimdi soruyu. Tamam, en sevdiğim kısım. Merhabalar efendim. Kusura bakmayın efendim, ben çok konuşkan bir insan değilim. İçine kapanık bir şahsiyet olduğum için çok fazla konuşamıyorum. Daha doğrusu derdimi anlatamıyorum. Eğer bu konuda bir hata yapacak olursam şimdiden affınızı diliyorum efendim. Fakat benim yaptıklarım ileriki tarihlerde çok fazla konuşuldu. Ben ne kadar konuşkan olmasam da. Efendim, ben Türkiye'nin en büyük dermatoloğum. Evet. Naçizane. Çocukluk yaşlarım benim daha sonraki eğitimime de bir nevi şekil verdi. Annem küçük yaşta öldükten sonra beni büyük annem yetiştirdi. Babam o sırada Şam'da görev alıyordu efendim. Ben ilk öğrenimimi Şam'da tamamladım. Daha sonra Gülhane Askeri Tıp Akademisi'ne gittim. Tabii o zamanlar sivil bir tıp okulu yoktu. Gülhane Askeri Tıp Akademisi'ni 1910 yılında tamamladım. Ve zührevi hastalıklar konusunda ve deri hastalıkları konusunda ihtisas yaptım. Tam o sırada Birinci Dünya Savaşı patlak verdi. Ben de Edirne'deki bir hastanede uzman doktor olarak çalışmaya başladım. Savaş bittikten sonra hem tıp alanında kendimi geliştirmek hem de daha fazla şey öğrenmek amacıyla Budapeşte ve Berlin'e gittim. Oradaki birçok bilim adamıyla tanıştım ve tıp alanında çok değerli üstadlarla yakın temaslarım oldu. Tabii ki kendimi geliştirmek amacıyla. Türkiye'ye döndüğümde Vakıf Gureba Hastanesi'ne başhekimi oldum efendim. 1933 yılında Darülfünun İstanbul Üniversitesi olunca bu üniversitede Frengi Kliniğini ilk kuran bendenizim efendim. Naçizane. Fakat öğrenmek ve öğretmek tutkusu bende o kadar büyüktü ki yerimde duramıyordum. Bütün dünyayı dolaşmaya başladım. Hem dünyada yapmış olduğum buluşları anlatıyor, hem de Türk tıbbının nasıl bir seviyede olduğunu aktarmaya çalışıyordum.
Türkiye'ye uğramaz olmuştum. Yani memlekete dönemiyordum efendim. Bununla ilgili bir anekdot anlatmak isterim sizlere. Öğrencilerim bu konuda bayağı rahatsız olmuşlar ki bir Türk Tıp Dergisi'nde şöyle bir ilan yayınlamışlar. 6 aydır kayıp. Aranıyor. Görenlerin ve bulanların acilen bize bildirmesi rica olunur. Efendim, ben tıp alanında kendimi geliştirip daha fazla şey öğrendikçe yeni buluşlara da imza atıyordum. İsterseniz kendimi daha fazla ifade edebilmek amacıyla tıp alanındaki çalışmalarımdan bahsedeyim size. Oriental Sore hastalığının diatermal tedavisi, Leishmania olgusunun çivi bu... Çok özür dilerim efendim. Ben galiba yine tıbbi terimlerle sizi boğdum. Halk dilinde konuşmaya çalışayım. Efendim, şark çıbanı, arpa uyuzu ve mantar tedavisi konusunda ihtisas yaptım. Aynı zamanda birçok makale yazdım. Ve benden sonraki kuşaklara yardımcı olması amacıyla yabancı dildeki birçok makaleyi de çevirdim efendim. 1937 yılında halk arasında damar iltihaplanması olarak bilinen, damar enflamasyonu hususundaki ilk konuyu ortaya atan, bu konu hakkında ilk yazıları yazan, bunu bulan, geliştiren ve tedavisinin nasıl olması gerektiği konusunda araştırmayı yapan ilk bilim adamıyım. Aynı zamanda bu hastalık benim adımla anılmaktadır efendim. Bunun haricinde Türkiye'de akademik anlamda ilk profesör benim efendim. Naçizane. Umarım size bu kısa sürede kendimi bir şekilde anlatabilmişimdir. Efendim, size soruyorum. Bendeniz kimim? ...1889-1948 yılları arasında yaşamış, adının verildiği hastalığı tanılayan dermatolog ve zührevi hastalıklar uzmanı ünlü hekimimiz kimdir? A. Gazi Yaşargil, B. Hulusi Behçet, C. Oktay Sinanoğlu. Evet, cevap vermek istiyorum. Hulusi Behçet. B şıkkını onaylıyor musunuz? Onaylıyorum. Bakalım. Bu alkışlar hem size hem de Cengiz Küçükayvaz'a gelsin. Evet, ben de teşekkür edecektim. Gerçekten çok güzel bir oyunculuk sergiledi. Çok teşekkür ederiz. Her zamanki gibi. Evet, her zamanki gibi. Ve 5.000 lira kazandınız. Evet, ama daha yetmez biraz da. Ne yapacaksınız? Yetmez dediniz, o zaman aklınızda bir hedef var. Tokyo'ya gitmek istiyorum. Onun için kullanacağım. Japonya'ya? Orada bir arkadaşımı ziyarete gitmek istiyorum. Öyle, Tokyo'ya gitmek de birazcık masraflı zaten biliyorsunuz. O yüzden... O şekilde kullanacağım bakalım. Dur bakalım daha yolumuz var. Evet. Bir koruma hakkınız, 2 jokeriniz var. Çok iyi gidiyorsunuz. 7, 8 ve 9. sorular size 15 bin lira kazandırabilir. İnşallah. Hangi imparatorluk Şehinşah ünvanlı hükümdarlar tarafından yönetilmiştir? A. Med, B. Asur, C. Sasani. Hiçbir fikrim yok. Şehinşah'ı da hiç duymadım. O yüzden joker kullanacağım. Hocama sormak istiyorum. Tufan Hocam, hangi şıkkı elersiniz? Peki ben Gülcan Hanım için A şıkkını kaldırıyorum. Med. Asur, Sasani. Asurlular. Asur olduğunu düşünüyorum da. Ne yapayım ama kararsız kaldım. Koruma kullansam daha 2 sorum daha olacak. Tamam söylüyorum. Koruma kullanacağım. Üzülerek. Asur. Peki, koruma hakkınızı kullanıyorsunuz ve B şıkkını tercih ettiniz. Evet. Asur cevabını onaylıyor musunuz? Onaylıyorum. Bakalım doğru cevap Asur mu? Sasani. Neyse, iyi ki kullanmışım. Evet, iyi ki kullanmışsınız evet. Çünkü hiç fikrim yok demiştiniz. Evet, hiç yoktu. Ya, ben gitmek istemiyorum ama zaten gitmiyorum. Koruma var, devam ediyorum, tamam. Tamam. Bu arada 8, 9 ve 10. sorular 3'te 3 yaparsanız bir koruma hakkınız daha olacak. Yani evet. Her üçlemede, her 3 doğru soruda bir koruma hakkı veriyoruz. Aynen, tamam, onu biliyorum. Peki, 8. sorunuzu okuyorum. Tamam, gelsin.
Tarih boyunca büyük mücadeleler veren Çin ve Türk orduları en son hangi savaşta karşı karşıya gelmiştir? A. Kore Savaşı, B. Birinci Dünya Savaşı, C. Kurtuluş Savaşı. Biz Kurtuluş Savaşı'na Çinlerle savaşmadık. Çinlilerle. Birinci Dünya Savaşı, evet. Kore. Ama Kore en son zaten. Kore Savaşı 1950'lerde. 1950'lerde evet Kore Savaşı. Hatta biz de asker gönderdik. Kore'de o zaman Çinliler de... Kore'de Çinliler var mı acaba? Var. Şimdi Kore. En sonki savaş kronolojik sıraya göre Kore. Kore en sonda şu anda. İlk Birinci Dünya, sonra Kurtuluş. Önce buna karar verdim, tamam. Sonra Çin Kore'de var mı? Buna karar vermem gerekiyor. Biz Kore'de Korelilerle savaştık ama orada Çinliler var mı? Çinlilerin Kore'de. Evet, onlar da Kore'ye geldiler mi? Bir tane hakkım. Aa, ne yapsam ki ya? Joker mi kullansın? Kullanmayayım Kore. Kore desem. Gitmek istemiyorum, ne yapayım? Biz de gitmenizi istemiyoruz. Evet, yani Joker kullanayım o zaman. Ama o zaman da iki sorunla Joker kalmıyor. Kore. Kore'de Çin var mı? Kore'de Çin. Çinliler Kore'de. Çinliler Kore'de var mıdır? Gelmişler midir Kore'ye? Yani biliyorum. Tamam, Joker kullanmak istiyorum. Joker. Hocama danışmak istiyorum. Bitti her şey. Gülcan Hanım için B şıkkını kaldıralım. Ben onu elemiştim zaten. O zaman Kore diyeceğim. Kore. Onaylıyorum. Kore Savaşı. A şıkkı. Bakalım doğru cevap mı? Kurtuluş Savaşı'nda Çin ordusunun işi ne? Değil de hani belki onlar da bir sömürge için gelmişlerdir falan diye. Evet de. Bence şu anda bir panik dalgası sardı. Evet ya. Etrafınızı. Boşuna kullandım. Peki bu soruyla ilgili daha fazla bilgi edinelim mi? Evet. Tufan kesinlikle. Hocamıza hemen dönelim. 1950 yılında Kuzey Kore ile Güney Kore arasında savaş başladı. Çünkü Kuzey ve Güney, İkinci Dünya Savaşı'nın talihsiz bir sonucu olarak bölünmüşlerdi. Kuzey Kore bu bölünmeye rıza göstermeyerek güneye doğru saldırıyı başlatınca Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Güney Kore'ye yardım çağrısında bulundu. Bu çağrıya Türkiye'de 5000 kişilik bir kuvvetle katılma kararı aldı. Aslında bizim niyetimiz de bu vesileyle hem yeni kurulacak dünya düzeni içerisinde Türk ordusunu ve Türk devletinin gücünü göstermek hem de dış yardım alabilmekti. Bizim için iyi bir fırsat olmuştu. Biz Güney Kore'nin yardımına gittik ama Kuzey Kore'nin yardımına gelen iki devlet daha var idi. Biri Sovyet Rusya, evet. Diğeri ise açıktan olmasa da asker gönderen ama bunlara gönüllü adı veren Çin idi. Türk ordusu Kore'ye gittikten çok kısa bir zaman sonra, yani başlangıç eğitimlerini tamamladıktan kısa bir zaman sonra Amerikan birliklerinin yardımına yetişmek zorunda kaldı. Kunuri'de Çinliler tarafından, özellikle Amerikan ordusunun da hataları yüzünden Çinliler tarafından ordumuz kuşatıldı. Burada 218 civarında şehit verdik. Tabii bu Türk ordusu için çok ağır bir pozisyon idi. Hem pusuya düşmek, hem ağır kayıp vermek, hem de bilinmedik bir coğrafyada savaşıyor olmanın zorlukları var idi. Kısa bir zaman sonra Türk ordusu Çinli askerlerin Kumyangyangni adlı kasabada bulunduklarını tespit etti. Dahası ele geçirdikleri bir Çinlinin üzerinden daha önce Çinliler tarafından şehit edilmiş olan bir Türk'e ait bir Kur'an-ı Kerim yakaladılar, buldular. Bu da şunu gösteriyordu. Kuşatmaya aldıkları Çinliler aslında daha önce kendilerini kuşatan ve 218 civarında şehit vermemize sebep olan Çinlilerdi. Muazzam bir savaş yaptılar ve o 218 şehidin tam 10 katı 1750 civarında Çinliyi orada imha ettiler ve çok yüksek bir başarı elde ettiler. Teşekkür ediyoruz hocam. Kore'nin de unutmadığı bir yardımdır bu değil mi? Ve Güney Kore'nin. Ve tabii çok evet. Ciddi de bir Türk-Kore dostluğunu aynen. Başlatmıştır. Şüphesiz. Evet.
Ve geldik 9. soruya. Gülcan Hanım, ilk 9 soruyu geçince rahatlayacağınızı söylemiştiniz. Evet, dedim ben. 7'yi yandı arada. Tamam. Neyse, tamam, o zaman 10. sorudan sonra sevineceğiz. Evet, diyeceğiz ki aynen. Şeytanın bacağını bağıracağım kırdı. Bağıracağım falan, çığlık atacağım. Gülcan Ocaklı. Ve okuyorum. Tamamdır. 17 Şubat 1959 yılında Londra Anlaşması'nı imzalamaya giderken düşen uçaktan ufak yaralarla kurtulan dönemin başbakanı kimdir? A. Şemsettin Günaltay, B. Adnan Menderes, C. Mehmet Recep Peker. Şimdi 1952 ya da 50'de Adnan Menderes'in başbakan olduğunu biliyorum. Darbe oluyor, 60 darbesinde indiriliyor ve idam ediliyor. O zaman demek ki hala o, Adnan Menderes. Evet, Adnan Menderes, Şemsettin Günaltay, Mehmet Recep Peker. Evet, Adnan Menderes diyeceğim zaten. Jokerim de yok. Evet, cevap vermek istiyorum. Adnan Menderes onaylıyorum. B şıkkı doğru cevap mı? Birlikte bakalım. Bakalım. Yalnız bu çok enteresan bir hadise. Evet. Ya Adnan Menderes'in hayatı adeta bir roman gibi. Evet. Bu düşen uçak meselesini anlatabilir misiniz? Adnan Menderes'in Londra seyahatinin sebebi Kıbrıs'ta artık dayanılmaz hale gelen EOK tetişine bir son vermek ve İngiltere ile garantörlük anlaşmalarını yeniden gözden geçirmek ve Kıbrıs'la alakalı artık Kıbrıs'ta terörün durdurulması ve Kıbrıs Türklerinin hayatlarının güvenceye alınması yolunda bir anlaşma yapmaktı. 17 Şubat'ta yola çıkıyor uçak. Londra'ya yaklaştıklarında da herhalde inişe geçmişken uçak tepeleri çarparak düşüyor. Ve bu düşüşte uçakta bulunan Server Somuncuoğlu da başta olmak üzere 14 kişi vefat ediyor. Adnan Menderes de herhalde savrulmanın etkisiyle çalıların falan olduğu bir yere düşüyor. Uçağın düştüğünü gören bir çiftçi ailesi, Bailey adlı bir aile, hemen oraya yardıma koşuyorlar. Tabii ölüleri görüyorlar. Derken Adnan Menderes'i buluyorlar. Tesadüf ki ailenin hanımı hemşire imiş. Hemen ilk tedavileri gerçekleştiriyor, evine taşıyor ve orada diyor ki ben Türkiye Cumhuriyeti'nin başbakanıyım. Bunun üzerine o hanım hemen Türkiye Cumhuriyeti elçiliğini arıyor, bilgi veriliyor. Türk heyetleri toplanıyor ve Adnan Menderes hafif yaralarla kurtulmuş ama maalesef heyetindeki 14 kişi vefat etmiş. Hastaneye kaldırılıyor. İngiliz hükümeti işte durumun kritik olması dolayısıyla anlaşmanın sonraya bırakılmasını da teklif ettiyse de Adnan Menderes geliş amacını hiçbir zaman değiştirmiyor. 2 gün sonra, yani ilk tedaviler gerçekleştikten 2 gün sonra Londra Anlaşması'nı hastanede imzalıyor. Bu bize bir şeyi gösteriyor. Türk devlet adamları hangi şart altında olursa olsun Türk milletinin menfaatini koruma konusunda canlarını, hayatlarını hiçbir şekilde esirgemiyorlar. Teşekkür ediyoruz hocam. Geldik 10. soruya. 3'te evet. 3 yapabilirsiniz. Bu soruya doğru cevap verirseniz 25 bin lira. Hani Tokyo inşallah. Seyahati belki de sizi bekliyor çok yakında. Değil mi? 25 çok güzel. Kurtarır beni yani de. Bakalım inşallah. Neden olmasın? Değil mi? Neden bildiğiniz olmasın? Yerden gelirse. Evet. Sorunuzu okuyorum. 4. Murad'ın Doğu seferlerinde boynundan zehirli bir okla vurulduktan sonra boynu eğri lakabıyla anılmaya başlanan Osmanlı Paşası kimdir? A. Halil Paşa, B. Ali Paşa, C. Mehmet Paşa. Dördüncü Murat'ın yani boynu eğri lakabı. Hiç duymadım. Çok üzüldüm şu an boynu eğri. Neden duymadım bunu? Halil Paşa. Ali Paşa, Mehmet Paşa. Halil Paşa diyeceğim. Yani bilgim yok o yüzden. Ama son sorum. Bilemezsem gideceğim. Bilirseniz 25 bin lira kazanacaksınız. Evet. Bilemezseniz de Halil maalesef Paşa. Eleneceksiniz. Evet ya, elenmek istemiyorum ama tamam cevap vereceğim artık yani yapacak bir şey yok. Halil Paşa. A şıkkını onaylıyor musunuz?
Onaylıyorum. Bakalım doğru cevap mı Halil Paşa? Lütfen göndermeyin beni. Halil Paşa. Of ya. Mehmet Paşa olacaktı. Of, çok üzüldüm. Zaten Mehmet Paşa'yı da istemezdim. Ali ile Halil arasındaydım. Beşe düştüm. Neyse, olsun. Keşke 9 soruyu değil 10 soruyu hedefleseydiniz. Evet, değil mi? Hedefe ulaştık da işte bir işe yaramadı. Olsun. Üzüldüm. Bizden 5.000 lira kazandınız. Yine evet. Güzel bir seyahat yapabilirsiniz. Yani evet, yaparım. Kendinize bol bol kitap alabilirsiniz. Aynen öyle, öyle yapacağım kesinlikle. O halde teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ve vedalaşıyoruz. Çok memnun oldum. Ben de çok memnun teşekkür oldum. Ederim. İyi çalışmalar. Yarışmacımız Mithat Gelincik geliyor. Hoş geldiniz Hoş Mithat bulduk, Bey. Merhabalar. Merhaba, buyurunuz. Hocam, sizi merhabalar. Tanıyabilir miyiz? İsmim Mithat Gelincik. 1967 Eskişehir doğumluyum. Aslen Tokat Zileli'yim. Artvin Arhavi'den yarışmaya katılıyorum. 30 senedir orada ikam ediyorum. Devlet memuruydum. Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü'nde 22 sene kadastrocu olarak, 5 sene tapucu olarak görev yaptım. Evliyim, 2 çocuğum var. Tiyatro eğitmeniyim, tiyatrocuyum. Karate milli hakemiyim. Müzikle ilgileniyorum. Korolarda darbuka çalar, ritim sazcıyım. Hayatı dolu dolu yaşamayı seviyorum. 53 yaşında böyle bir fırsat yakaladığımda çok mutluyum. Sizin gibi çok yönlü bir yarışmacıyı da ağırlıyor olmaktan memnunuz. Bakalım nasıl geçecek yarışma? İnşallah iyi olur aklımızda. Başlayalım mı? Başlayalım efendim. Güzel. Mithat Gelincik için 3'te 3 tarih başlıyor. Beş NBA şampiyonluğuyla basketbol tarihine geçen, geçtiğimiz günlerde bir helikopter kazasında hayatını kaybeden Black Mamba lakaplı efsane sporcu kimdir? A. Kobe Bryant, B. Michael Jordan, C. LeBron James. LeBron James de Michael Jordan değildir, Kobe Bryant. Cevap vermek istiyorum. A şıkkı Kobe Bryant. Onaylıyor musunuz? Onaylıyorum efendim. Bakalım. Özellikle spor severleri şoke eden bir ölümdü. Kızıyla evet, birlikte helikopter kazası, hayatını kaybetti. Beraber. Evet. İkinci sorunuza geçiyoruz. Hangisi batılı devletlere tanınan tek taraflı imtiyazlar anlamı taşımaktadır? A. İltizam, B. Kapitülasyon, C. Hususi gümrük. Hususi gümrük olduğunu düşünmüyorum. Tereddüde kaldım. Ben hocamdan yardım istiyorum. Mithat Bey, ben iltizam şıkkını sizin için kaldırıyorum. Kapitülasyon B şıkkı. Onaylıyor musunuz? Onaylıyorum. Bakalım. Bir an tereddütte kaldım. Jokerimiz gitti. Zaten jokerleriniz bunun için. Evet. Üçüncü soruya geçiyoruz. Tarihi İpek Yolu'nun ana güzergahı hangi ülkenin sınırları içinde başlar? A. Hindistan, B. Çin, C. Pakistan. Pakistan ve Çin değildir. Cevap vermek istiyorum. Hindistan, A. Onaylıyor musunuz? Onaylıyorum. Bakalım. Çin. Çin olacaktı. Evet. Hiç de tereddüt etmediniz ki. Evet. Bu soruyu ben 3 gün önce okudum. Hindistan aklımda kalmış. Yani çalışırken inanın öyle kaldı. Kısmet. Sağlık olsun. Sağlık olsun. Teşekkür ederiz geldiğiniz için. Ben teşekkür ederim. Hocam teşekkür ediyorum. Sağ olun. Ayağınıza sağlık. Çok sağ olun. İyi günler, iyi çalışmalar. Yarışmacımız Gizem Doğan geliyor. Hoş
Hoş geldiniz Gizem Hanım. Hoş bulduk Pelin Hanım. Hoş geldiniz bebiş. O da hoş bulduk diyor. Yardımcı olayım mı otururken? Yok. Tamam. Sıkıntı yok. Nasılsınız, iyi misiniz? İyiyim. Sizler nasılsınız? Biz de iyiyiz. Kaç aylık? Vallahi geldi gelecek Pelin Hanım. Yani sabah da doktora gittim. Onu bekliyoruz heyecanla. Allah hayırlı doğumlar, hayırlı ömürler versin. Adıyla amin. Yaşatsın. Amin hocam inşallah. Yani bu kadar denk gelebilirdi. Tamamen bebeğimin şansı için buradayım zaten. Hı hı. Bakalım hayırlısı olsun inşallah. Hayırlısı olsun. Evet, sizi tanıyalım şimdi. Nereden geldiniz, ne işle meşgulsünüz? Tabii. Adım Gizem, soy ismim Doğan. Sizin de söylediğiniz gibi. Ankara'dan geliyorum. Gıda mühendisiyim ama belli bir süredir evde oturuyorum maalesef bebeğimden ötürü. Vallahi işte bu şekilde ekstrem bir durumum yok. Daha ne olsun, dünyanın en güzel dönemi diyebilirim hamilelik ve tabii sonrasında da sağlıkla inşallah kucağınıza alırsınız. Aa. Kız mı gelecek, erkek mi? Erkek gelecek inşallah. İsmi belli mi? Evet. Nedir? Aslın Yağız koymayı düşünüyoruz. Güzel, ismiyle yaşasın diyelim. Amin. Sizi çok heyecanlandırmak istemiyorum ama başlatalım mı yarışmayı? Tabii ki başlatabiliriz. Sizi sakin görüyorum zaten. Sakinim yok, ben bebeğimin şansı için buradayım. Onun da bana güç vereceğini düşünüyorum. Eğer kısmetimizde varsa bir şeyler olur, yoksa da Allah'ın takdiri. Şüphesiz. Gizem Doğan için 3'te 3 tarih başlıyor. Hangisi İstanbul'un isimlerinden biri değildir? A. Asitane, B. Dersaadet, C. Kayseriya. Soruyla alakalı Asitane olabileceğini düşünüyorum. Dersaadet de sanırım. Sanki C şıkkı gibi düşünüyorum ama ben hocamdan yardım almak istiyorum. Evet. Asitane İstanbul'un isimlerinden biriydi ve daha çok Asitane-i Saadet diye de kullanılırdı. Hükümdarın bulunduğu mahal, bölge ve eşik gibi anlamları da var. A şıkkını sizin için kaldırıyorum. Çok teşekkür ediyorum hocam. Ben Kayseriya diyeceğim sanırım. C şıkkı Kayseriya. Onaylıyor musunuz? Onaylıyorum. Bakalım. İlk soruda gitmek benim için çok kötü olurdu. Şu an çok mutluyum o yüzden. İkinci soruya geçiyoruz. Charles Lutwidge Dodgson tarafından yazılan Alice Harikalar Diyarında adlı eserde Alice'i fantastik dünyaya götüren hayvan hangisidir? A. Kunduz, B. Ayı, C. Tavşan. Ay inanamıyorum ya. Alice Harikalar Diyarında'yı biliyorum. Yalnız şöyle bir durum var, hiç okumadım. Tavşan, ayı, kunduz. Ya sanki tavşan olabileceğini düşünüyorum ama şöyle yapalım. Ben sanırım tekrar hocamdan yardım alacağım. Böyle hızlı hızlı kullanıyorum ama. Peki dönelim Tufan evet. Hocam. Çok çocuklar için yazılmış ama daha çok yetişkinleri de hedef alan çok iyi bir eserlerden biri. Özellikle hayvan sevgisini ön plana çıkardığı için de dünya edebiyatında ayrı bir yeri var. Fakat bu eserin çok ilginç bir özelliği daha var. Bu eser hayvanları çok fazla kişileştiriyor ve insanlarla eşit hale getiriyor diye bir zaman Çin'de yasaklanmış bu eser. A şıkkını kaldıralım. B ayı, C tavşan. Tavşan şıkkı içimden geçiyor ama C şıkkı tavşan demek istiyorum Pelin Hanım. Onaylıyor musunuz? Onaylıyorum. Bakalım. Çok mutluyum şu an. Beyaz bir tavşandı. Hatırladınız yani, mı? Evet, hani böyle bir görsel var aslında Pelin Hanım ama çok net okumadığım ve ilgilenmediğim bir şeydi açıkçası çocukluğumda da. O yüzden çok net de bir cevap verememiş oldum.
İyi şanslar dileyerek üçüncü sorunuzu okuyorum. Teşekkür ediyorum. Karaoğlan lakabıyla bilinen siyasetçimiz kimdir? A. Mesut Yılmaz, B. Altan Öymen, C. Bülent Ecevit. Evet, bu bildiğim ve hatırlayabildiğim bir soru. Cevap vermek istiyorum. C. Bülent Ecevit demek istiyorum. Onaylıyor musunuz? Onaylıyorum. Peki. Bakalım. Bin lira sizin. Evet. Dördüncü soruya geçiyoruz. Çok mutluyum şu an. 16. yüzyılda yazıldığı düşünülen "Tüfek icat oldu, mertlik bozuldu" dizesinin sahibi halk ozanımız kimdir? A. Dadaloğlu, B. Köroğlu, C. Karacaoğlan. Çok da bir fikrim yok maalesef. Aslında şöyle, bir tık daha sezgilerimle gittiğim bir soru olacak diyebilirim. Dolayısıyla koruma hakkımı da kullanmak istiyorum. Evet, jokerlerim de oldukça az şu an. Koruma hakkımı kullanarak C şıkkı Karacaoğlan demek istiyorum. Peki, C şıkkını onaylıyor musunuz? Onaylıyorum. Bakalım doğru cevap mı? Köroğlu olacaktı doğru cevap. Koruma hakkınızı kullandığınız için yarışmaya devam ediyorsunuz ve beşinci sorunuzu okuyorum. Takma kanatlarla uçmayı başardı rivayet edilen Müslüman Türk bilgini Hezarfen Ahmet Çelebi'nin Üsküdar'da sonlanan uçuşu nereden başlamıştır? A. Kız Kulesi, B. Rumeli Hisarı, C. Galata Kulesi. Bu hikayeyle ilgili bir bilgim var. Duydum. Hatta yani yanlış söylemek istemiyorum ama bu uçuşun sonunda da Hezarfen Ahmet Çelebi'nin de sağlık olarak sıkıntı yaşadığını biliyorum. Bu uçuşu nereden başlatmıştır'a gelince konuyla ilgili şöyle bir hani tahmin yürütüyorum. Kız Kulesi denizin içinde olduğu için çok da ilerleyemeyeceğini düşünüyorum. Bu Meclisleri ve Galata Kulesi. Ben hocamdan bir yardım almak istiyorum. Evet, son jokerinizi kullanıyorsunuz. Tufan evet. Hocam. Gizem Hanım için Rumeli Hisarı şıkkını kaldıralım. O zaman... C şıkkı Galata Kulesi demek istiyorum. Onaylıyor musunuz? Onaylıyorum. Bakalım. Siz böyle elinizi tuttukça ben korkuyorum. Yok, o iyi. Şu an ben sıkıntıdayım. Jokerlerim yok Pelin Hanım. Ama o iyi yani. Onda bir sıkıntı yok. Aman aman. Onun şu anda, jokerleri duruyor sanırım. Şu anda en önemli kişi o aramızdaki. Evet. Peki, altıncı soruya geldik. Tarih sahnesinden bu kez sorumuz tabii gelecek. Irmaklar ve göller arasında doğdum. Dört duvara sığmayan, atının koşabildiği yere giden insanların arasında. Geniş ovalarda sığırlar ve atlar arasında büyüdüm. Kendimi sık sık sınır boylarında buldum. Ben Asya Hun İmparatorluğu'nun kurucusu Teoman Han'ın oğluyum. Babam, sahip olduğum her şeyi ona borçluyum. Damarlarımda dolaşan hükümdarlık kanını da İçimde yanan intikam ateşinin de. Bana kudretli bir gelecek vaat eden atam, sonra onu, kaderimi elimden almaya kalktı. Tahta geçmemi istemeyen üvey annemin etkisinde kalarak beni Yuğçilere esir verdi. Ama ben kaçmanın bir yolunu buldum ve Yuğçileri yenik düşürerek ülkeme geri döndüm. Babam bu durumdan etkilenerek bana 10.000 asker verdi. Belki de geçmişi unutmam için yaptı. Ama ben geçmişi unutmadım. Güçlü bir lider asla geçmişini unutmaz. Dünyanın görebileceği en sadık orduyu kurdum.
Eğer liderine güvenir, inanırsan onun için her şeyi göze alırsın. Ölümü bile. Korkmadan, yılmadan sadece yaparsın. Askerlerime okumu doğrulttuğum yere nişan alma emri verdim. Benim hedefim onların da hedefidir. Benim düşmanım onların da. Tek bilek, tek yürek olmak. İşte bu benim savaştaki en büyük felsefemdir. Bir gün çok sevdiğim atıma okumu doğrulttum. Askerlerimden bazıları tereddüt etti. Ok atmadı. Oklarımla oracıkta verdim cezalarını. Bana sadık olmayan askerin ordumda işi yoktur. Sonra babamın atına doğrulttum okumu. Tüm askerlerim nişan aldı. İşte o zaman orduma güvenebileceğime inandım ve okumu babama doğrulttum. Tüm askerlerim de benimle birlikte. İşte böylece milattan önce 209 yılında Asya Hun İmparatorluğu'nun başına geçtim. Benden toprak talep eden Dongları ağır yenilgiye uğrattım ve onları vergiye bağladım. Milattan önce 208 yılında himayem altına aldım. Benden eğrimi isteyin vereyim, atımı isteyin vereyim, çadırımı isteyin vereyim ama vatanımın bir karış toprağını istemeyin benden. Vermem, veremem. Saltanatım boyunca çoğu halk Hun idaresi altına girdi. Ben gücümü ordumdan aldım. Ordum da benden. Savaş taktiklerim ve askeri disiplinim sayesinde Çin İmparatorluğu ve çevre kavimlerle yaptığım savaşları kazandım. Ordumu onluk sistemlere ayırdım. Düzenli ve onbaşı, binbaşı, tümenbaşı gibi rütbeleri olan emir komuta zincirine hazır bir ordu. Savaştaki en büyük silahım buydu. Hükümdarlığım boyunca 26 devleti ortadan kaldırarak Hun siyasi birliğini kurdum. Şimdi sorarım sana, kimim ben? Türk Kara Kuvvetleri'nin kurucusu sayılan Hun hükümdarı kimdir? A. Bumin Kağan, B. Mete Han, C. Çiçi. Çok mutluyum şu an. Tam bildiğim bir yerden geldi. Biraz önce oyuncu arkadaşımızı dinlerken de zaten kendim de Türk Kara Kuvvetleri'nin kurucusu diye de kabul ediliyor diye açıklama yapmak istemiştim. Cem Haydar Bardakçı da çok güzel oynadı. Teşekkür ediyoruz sanatçımıza. Kesinlikle. Ben bu durumda cevap vermek istiyorum Pelin Hanım. B şıkkı Mete Han demek istiyorum. Onaylıyor musunuz? Onaylıyorum. Bakalım. Bu arada hatırlatırım, 3'te 3 yapmanıza sadece bir soru kaldı ve eğer doğru cevap verirseniz 7500 lira kazanacaksınız. İnşallah. Padişahla ayanlar arasında 1808'de imzalanan ve padişahın yetkilerini kısıtladığı kabul edilen belge hangisidir? A. Senedi İttifak, B. Tanzimat Fermanı, C. Islahat Fermanı. Yetkilerinin kısıtlandırıldığı belgelerin ilki, yani aslında şöyle yorum yapabilirim. İlk önce Senedi İttifak, sonrasında Tanzimat Fermanı ve Islahat Fermanı sıralamasıyla gittiğini biliyorum. Islahat Fermanı biraz daha gayrimüslimlere daha hakların tanındığı bir ferman olduğunu biliyorum. Sonuçta cevap vereceğim. Şöyle diyorum, B. Tanzimat Fermanı. Onaylıyor musunuz? Onaylıyorum. Bakalım. İkisi arasında kalmıştım zaten. Tam Tufan Hoca'ya dönülecek bir soruydu. Evet. Ama maalesef jokerlerinizi kullanmıştınız. Evet. Sağlık olsun. Gizem Hanım, bizden 1000 lira kazandınız. Teşekkür ederiz geldiğiniz için. Ben çok teşekkür ederim. Burada olmak benim için çok büyük bir keyifti.
Ben ve bebeğim için çok güzel bir anıydı sizlerle birlikte olmak. Evet, Asrın Yağız annesinin karnında ekrana çıktı. Evet. İleride bunu seyredecek. Çok teşekkür ederim. Ben çok sağ teşekkür olun. Ederim. İyi çalışmalar. Buyurun. Yarışmacımız Emin Yalım geliyor. Merhabalar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Emin Yalım kimdir? Dinleyelim. Emin Yalım, Konya'dan katılıyorum. 1 Ağustos 97 doğumluyum. Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi son sınıf öğrencisiyim. İnşallah Haziran ayında mezun olacağım ama tabii ki sınavlarımı verebilirsem. Şu an tek temennim bu aslında, sınavlarımı verebilmek. Sonrasında da planlarım var yani. Staj planım var, Avrupa için staj planım var. Bakalım yani, öyle şu an için. Hukuk Fakültesinden mezun olunca? Evet, Avrupa'da kısa bir staj yapmak istiyorum. Yani bir 3-4 aylık. Onun için de belli bir meblağ kazanmam lazım aslında. Ama tabii ilk temennim ilk 3 soruyu aşmak aslında. En büyük, yani şu an heyecanım da var aslında, kusura bakmayın. Estağfurullah. Ondan sonra ya yeni yerleri keşfetmeyi çok seviyorum aslında. Yeni insanları tanımak, yeni kültürleri tanımak. Biraz da Avrupa'yı bu yüzden görmek istiyorum, gitmek istiyorum. Hem de biraz da vizyon sahibi olmak istiyorum. Hani sadece Türkiye'de bulunmak, okumak yetmiyor bence. Bir yerleri görmek, gezmek de lazım. En büyük isteğim bu şu anlık, planlarım da bu yönde. İnşallah bu yarışmadan da güzel bir şeyler kazanabilirsem, yani hayallerimi bir nebze gerçekleştirmiş olurum. Avukat mı olacaksınız? Evet, avukat olacağım inşallah. Stajımı da İstanbul'da yapmak istiyorum. Bu yıl bittikten sonra bakalım. Hazır mısınız? Hazırım. Emin Yalım için 3'te 3 tarih başlıyor. Fatih Sultan Mehmet'in fethetme isteğini "Ya sen beni alırsın ya da ben seni" diyerek dile getirdiği rivayet edilen şehir hangisidir? A. Trabzon, B. Bursa, C. İstanbul. Cevap vermek istiyorum. C. İstanbul demek istiyorum. Onaylıyor musunuz? Onaylıyorum. Bakalım. İkinci sorunuz geliyor. Osmanlı ordusunda sefer boyunca birliklerin su ihtiyacını karşılamakla görevli birim hangisiydi? A. Topçu Ocağı, B. Arabacılar, C. Sakalar. Şimdi bu soru hakkında bir fikrim var. Topçu Ocağı olduğunu zannetmiyorum. Burada Sakalar diye fikrim var. Cevap vermek istiyorum. C. Sakalar demek istiyorum. Onaylıyor musunuz? Onaylıyorum, onaylıyorum evet. C. Sakalar demek istiyorum. Bakalım doğru cevap mı? Üçüncü sorunuz geliyor. Hangisi avcı toplayıcı toplumların belirgin özelliklerinden biridir? A. Göçebelik, B. Tarım, C. Hayvancılık. Ben A. Göçebelik demek istiyorum. Onaylıyor musunuz? Onaylıyorum. Bakalım. Benim için kritik eşik 3 demiştiniz ilk aynen. 3 soru. Yani büyük heyecanım vardı. Şu an biraz daha rahatladım aslında. Yani umarım hayal ettiğim rakamlara gelebilirsem güzel olur. Öyle şu an için mutluyum aslında. İlk 3 soru korkunçtu benim için. Arkadaşlarım var hatta, onlar şey söylemişti işte, Emin ilk soruda inşallah elenirsin falan. Biz de seninle böyle bir 5 yıl 6 yıl dalga falan geçeriz dediler. En azından onlara bir mahcup olmadım, aileme mahcup olmadım. İlk 3 soru için benim için bir kritik bir noktaydı. Bunu aşmak şu an mutlu etti beni. Biraz da rahatladım. Güzel yani şu an için. Umarım öyle bir meblağ ile ayrılırsınız ki göğsünüzü böyle gere gere aralarında dolaşırsınız. İnşallah yani. Umarım, umarım. Peki, 4. sorunuzu okuyorum. Karahanlı Devleti'nin kuruluşunda bir araya gelen boylar arasında hangisi yer almaz? A. Karluk, B. Alka Evli, C. Çiğil. Bu soru hakkında da bir fikrim var aslında. Karluk, Yağma, Çiğil diye biliyorum. Karahanlıların kuruluşundaki boylar olarak. Alka Evli'yi hiç duymadım. Yani okuduklarını da hiç görmedim. Ben o yüzden burada yani jokerlerim var ama
bilgime güvenmek istiyorum biraz da. Cevap vermek istiyorum ben bu soruya. Ve halka evlenmek istiyorum. Onaylıyor musunuz? Onaylıyorum. Bakalım. Hemen gelsin 5. soru. İspanya İç Savaşı sonrası bu ülkede 36 sene hüküm süren siyasi lider hangisidir? A. Augusto Pinochet, B. Francisco Franco, C. Carlos Ayras Navarro. Bu soruda hani Franco ve Pinochet ismini duydum daha önceden. Hani Navarro ismini hiç duymadım açıkçası. Yani burada jokerimi kullanabilirim ama biraz daha düşünmek istiyorum. Augusto Pinochet, Franco. Ya Franco aslında yanlış hatırlamıyorsam faşist liderlerden biriydi. İkinci Dünya Savaşı döneminde İtalya'da Mussolini, Almanya'da Hitler, İspanya'da da Franco diye hatırlıyorum. Ama Pinochet ismini de duyduğumu hatırlıyorum. Bir yerden anımsıyorum. İspanya İç Savaşı sonrası diyor. İç savaş olup olmadığını hatırlamıyorum o dönem için. Hani bir faşist lider var ama bir savaş olup olmadığını hatırlamıyorum açıkçası. Ben hocamdan yardım almak istiyorum bu soruda. Pekala, 3 jokeriniz var, birini kullanıyorsunuz Tufan hocam. Peki ben de Emin Bey için Pinochet şıkkını kaldırıyorum. O Şili lideriydi. Tamamdır hocam. O zaman yani şu an için tek fikrim olan şık Franco. Franco demek istiyorum. Onaylıyor musunuz? Onaylıyorum. Bakalım. Üçte üç yapmaya sadece bir soru kaldı. Evet. Ve 5.000 lira değerinde. Evet. Güzel. Yani şu an aslında biraz daha özgüvenim yerine geldi. İnşallah daha da ilerleyebilirim diye düşünüyorum. Ben de öyle umut ediyorum. Tarih sahnesinden bu kez sorunuz gelecek. Bir koruma hakkınız, 2 de jokeriniz var. Bugün hayatınızın en şanslı günü. Zira beni gördünüz. Ben bu hayatta görebileceğiniz en zeki, en güçlü, en güzel kadınlardan biriyim. Antik Mısır'ın Helenistik son kraliçesi, son kadın firavunuyum. Milattan önce 69 yılında İskenderiye'de dünyaya geldim. Çok iyi bir eğitim gördüm. Dönemin filozoflarıyla felsefe tartışabilecek kadar felsefe bilgisine sahiptim. 9 dil biliyordum. Babam kraldı. O öldüğünde ve ben tahta geçtiğimde 18 yaşındaydım. Fakat kardeşim 3 yıl sonra kışkırtmalara kulak verip beni saraydan kovdu. Canımı kurtardım. Ancak sürgün edildim. Her an ölümle burun buruna, gizlenerek yaşıyordum. Ama önünde sonunda kardeşim beni ortadan kaldıracaktı. Hayatımı kurtarmak ve tahtı tekrar elde etmek için güçlü bir ittifaka ihtiyacım vardı. Sorun geliyorsa çözüm yanındadır. Yeter ki görmesini bil. Roma İmparatoru Julius Caesar, kardeşimle aramızdaki mücadeleden faydalanabilmek için Mısır'a geliyordu. Kudretli Caesar, Roma'nın ve bilinen dünyanın efendisi. Mutlaka onunla tanışmalı, bana destek olması için onu ikna etmeliydim. Ama nasıl yapacaktım? Dışarı çıkamıyordum. Eğer beni görürlerse sonum Nil Nehri'ndeki timsahların midesi olacaktı. Fakat bir kadın isterse yapamayacağı şey yoktur. Hele benim gibi bir kadının. Sezar'ın karşısına ona hediye olarak gönderdiğim bir halıdan yuvarlanarak çıktım. Etkileyici bir tanışma, öyle değil mi? Sezar'ı zekam, güzelliğim, kudretim ve zenginliğimle büyüledim. Onu kendime aşık ettim.
Mısır'ı işgal etmek isteyen Sezar tahtı bana teslim etti. Onun desteğiyle tekrar firavun oldum. Artık onun sevgilisiydim. Ona bir oğul verdim. Artık Roma'da etkim altındaydı. Haliyle beni Roma'da pek sevmiyorlardı. Beni ucuz bir metres olarak görüyorlardı. Milattan önce 44 yılında Sezar'a düşman senatörler onu sırtından bıçaklayarak öldürdüler. Sıra bana gelmeden önce Mısır'a döndüm. Sezar'ın öldürülmesinden sonra Roma, Octavius ve Marcus Antonius arasında doğu ve batı olarak ikiye ayrıldı. Doğuyu Marcus Antonius yönetiyordu ve gözü Roma'nın arka bahçesi olarak gördüğü Mısır'daydı. Kaderimiz yine Romalı bir imparatorun elindeydi. Antonius, zenginlik ve şöhret meraklısı. Onun gibi bir adamı etkilemek benim gibi bir kadın için çocuk oyuncağıydı. Antonius Mısır'a geldiğinde onu tanrıça kıyafetleri ve bitmek bilmez eğlenceyle karşıladım. Antonius büyülenmişti. Biliyor musunuz? Kadınlar da sever. Hatta ben bile. Antonius'a aşık olmuştum. Fakat Antonius, Octavius'un kız kardeşiyle evliydi. Gücü elde tutabilmek için buna mecburdu, biliyordum. Ama bu durum beni deli ediyordu. Katlanamıyordum. Octavius, Antonius'la birlikte olmama karşıydı. Çünkü ben Romalı değildim. Bu yüzden tartıştılar ve araları açıldı. Artık Antonius'un evli kalmasını gerektirecek bir durum yoktu ortada. Beni eşi seçti. Fakat Octavius, Antonius'a savaş açtı. Bu savaş Yunanistan'da, Actium'da başladı. Geri çekilmek zorunda kaldık. Mısır'a, İskenderiye geri döndük. Fakat Octavius Mısır'a doğru yaklaşıyordu. Bizim ona boyun eğmeye hiç niyetimiz yoktu. Karar verdik. Birlikte ölüp, birlikte gömülecektik. Sonsuz sevgimizle. Önce Marcus canına kıydı, sonra da ben. Tarih beni en güçlü kadınlardan biri olarak tanıdı. Peki ya sen? Beni tanıyabildin mi? Gonca Yakut'a performansı için teşekkür ediyoruz. Jules Caesar'ın ve Antonius'un büyük aşkı olan Antik Mısır'ın son Helenistik kraliçesi kimdir? A. Nefertiti, B. Kia, C. Kleopatra. Cevap vermek istiyorum. C şıkkı demek istiyorum. Kleopatra. Evet. C şıkkını onaylıyor musunuz? Onaylıyorum. Bakalım. ₺5.000 kazandınız. Evet. Şimdi yeni bir üçleme başlıyor. ₺15.000 kazanabileceğiniz rakam. Umarım. Kurtuluş Savaşı sırasında İstanbul hükümetinin Kuvayi Milliye'ye karşı kurduğu örgüt hangisidir? A. Kuvayi Selamet, B. Kuvayi Anzavur, C. Kuvayi İnzibatiye. Bunlardan Anzavur ve İnzibatiye'yi duydum. Selamet'i hiç duymadım. Mantık yürüdüm. Anzavur'u çok ciddi hatırladığımı anımsıyorum yani bayağı bir. Ama ben burada joker hakkımı kullanmak istiyorum. Hocamdan da, Tufan hocam da umarım yardımcı olur. Bir güzellik olmaz sağlarsınız mi hocam bize? Evet, Emin Bey için ben Kuvayi Anzavur şıkkını kaldırıyorum. İşiniz kolaylaştı mı? Umarım. Umarım kolaylaşmıştır. Yani cevap vereceğim. İki tane koruma jokerim var. Kullanmak istemiyorum açıkçası. Risk almak istiyorum. Ben cevap vermek istiyorum.
Ben C demek istiyorum Kuvayi Zuhati'ye. C şıkkını onaylıyor musunuz? Ben koruma jokerimi kullanabilir miyim, bir fikir değiştirip? İki koruma hakkınız var tabii ki. Birini kullanabilirsiniz. İnzibatiye demek istiyorum. C şıkkı. Önce koruma hakkınızı kullandırıyoruz ve C şıkkı Kuvayi İnzibatiye onaylıyor musunuz diye soruyorum. Evet. Onaylıyorsunuz. Bakalım doğru cevap mı? Tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. Bu soruya cevap vermekte zorlandığınız için bence Tufan hocamıza bir dönelim ve konu hakkında daha fazla bilgi edinelim. Milli mücadelemiz biliyorsunuz bir yanda Kuvayi Milli Hareketleri, bir yanda da düzenli ordunun özellikle Doğu Cephesi'ndeki faaliyetleri ve Ankara merkezde olmak üzere de düzenli ordu kurma çabalarıyla başlamış idi. Kuvayi Milliye'nin etkin olduğu saha Batı Anadolu'ydu. Tabii öncelikle kendi bulundukları bölgelerde bir mücadeleyi başlatıyorlar ama bir yandan da Marmara-Ankara hattını güvenlik altında tutmak, oradan Anadolu'ya silah kaçırılmasını, adam kaçırılmasını temin etmek, bir yandan da İstanbul üzerinde baskı oluşturmak isteniyor idi. Tabii İngilizler bunu fark ettikleri için Ankara ile İstanbul arasında bir tampon bölge oluşturmak amacıyla Damat Ferit hükümetini sıkıştırdılar. Onlar da derme çatma bir Kuvayi İnzibatiye adıyla, yani İnzibat Kuvvetleri adıyla bir kuvvet oluşturup Kuvayi Milliye'nin üzerine gönderildi. Bu biraz Batı Anadolu'da bizim Kuvayi Milliye'nin faaliyetlerini geciktirdi. Düzenli ordunun kurulmasını geciktirdi ama nafile çabalardı. Kuvayi Milliye ve Ankara hükümeti bunu etkin bir şekilde savuşturmuştur. Teşekkür ediyoruz hocam. Ve geliyoruz 8. soruya. Üçlemenin ikinci adımı bu. Temelleri İzmir'de atılan Yunan futbol kulübü hangisidir? A. Ergotelis, B. Atromitos, C. Panionios. Aslında bir Fenerbahçe taraftarıyım. Bu yüzden de futbolla ilişkiliyim biraz. İlgiliyim daha doğrusu. Ya bunlardan Atromitos'u duydum. Hatta belki birkaç maçında izleme şansım olmuştur TV'den. Ben burada koruma jokeri hakkımı kullanıp Atromitos demek istiyorum. Peki, koruma hakkınızı kullanıyorsunuz ve B şıkkı Atromitos diyorsunuz. Onaylıyor musunuz? Onaylıyorum. Bakalım doğru cevap mı? Panionios olacaktı. Doğru cevap. Pek bir fikrim yoktu açıkçası. Hani Atromitos haricinde herhangi bir fikrim yoktu diğerleri hakkında. Bakalım. Yanlış cevap üçlemeyi bozdu. Yeni bir üçleme başlatıyoruz. 50.000 lira. Kulağa nasıl geliyor 50.000 lira? Çok güzel miktar. Aslında ilk hedefim benim 15.000'di hani buraya geldiğimde. Benim Avrupa masraflarımın bir kısmını çıkarırdı. Tabii 50.000 TL kazanabilirsem 15.000'den çok daha üst bir rakam. Çok daha mutlu olurum. Bakalım hayata geçecek mi? 9. soru şimdi geliyor. Türk televizyon tarihinde playback uygulamasını ilk kez gerçekleştiren sanatçı kimdir? A. Zeki Müren, B. Gönül Yazar, C. Ajda Pekkan. Ben burada joker hakkımı kullanmak istiyorum. Açıkçası hani bu soru hakkında öyle ahım fikrim yok. Ama sadece sanatçıları tanıyorum. Tanıdığım kadarıyla. Hocamdan yardım almak istiyorum. Evet, ben de değerli sanatçımız Zeki Müren'i hem anmış olayım burada. Muhteşem bir ses ve fevkalade güzel besteleri olan bir sanatçımızdı. Allah rahmet eylesin. A şıkkını kaldırıyorum. O playback falan da pek sevmezdi. Kendi sesiyle okumayı daha çok severdi. Bazen şartlar onu playback okumaya zorlasa bile kendi orijinal sesini her zaman tercih ederdi. A şıkkını kaldırıyorum. Gerçi üç sanatçımız da büyük isimler. Evet. Hiçbirinin playback'e ihtiyacı yok ama bir tanesi Türk televizyon tarihinde ilk kez bu uygulamayı gerçekleştirmiş. Hangisi olabilir? Yani Ajda Pekkan daha çok duyduğumuz bir isim. Şu an hani daha yakın geliyor aslında. Ama %50 şansım var şu an.
Cevap vermek istiyorum artık. Yapacak bir şey yok çok fazla. Ben Ajda Pekkan demek istiyorum. C şıkkı. Onaylıyor musunuz? Onaylıyorum. Bakalım Ajda Pekkan mıymış? Gönül yazarmış. Evet, Fecre Evcioğlu rahmetli ile deniyorlar. İstanbul Üniversitesi'nin TV çalışmaları sırasında. Böylelikle öğrenmiş olduk. Teşekkür ediyoruz hocam. Maalesef Emin Yalın, evet, vedalaşıyoruz. Çok iyi bir tecrübeydi, en azından bu oldu. Güzel bir anı olarak kalacak hayatımda. Kötü de bir meblağla ayrılmadım aslında. Yani en azından 15 bine varabilseydim benim için çok iyi olurdu. Olsun ama güzel bir tecrübe oldu benim için. Sağlık olsun. 3'te 3 tarihten 5.000 lirayla ayrılıyorsunuz. Konya'ya çok selamlar bizden. Teşekkür ederiz. Bizden. İyi günler. Teşekkür ederiz. Buyurun. Yarışmacımız Rana Pişkin geliyor. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Buyurun. Sağ olun. Rana Hanım, kendinizi tanıtır mısınız? Ben Rana Pişkin. 37 yaşındayım. Düzce'den katılıyorum. İstanbul'da yaşıyordum bundan 4-5 ay öncesine kadar. 6 sene İstanbul'da yaşadım. Kocaeli Üniversitesi Halkla İlişkiler mezunuyum. Bu kadar. Yani söyleyebileceklerim bunlar şimdi. Evli misiniz, bekar mısınız? Evet, nişanlıyım. İnşallah Haziran'da düğünüm olacak. Evet. Allah tamamını erdirsin. Amin diyelim inşallah. Hazır mısınız? Hazırım. O halde Rana Pişkin için 3'te 3 tarih başlıyor. Günümüzde Türkiye Cumhuriyeti'nin kaç şehri vardır? A-79, B-81, C-85. B-81 demek istiyorum. Onaylıyor musunuz? Onaylıyorum. Bakalım. İkinci sorunuz. Anadolu Selçuklu Devleti'ne başkentlik yapan şehirler arasında hangisi yer almaz? A. İznik, B. Ankara, C. Konya. Konya ve İznik olduğunu düşünüyorum. B. Ankara. Onaylıyor musunuz? Onaylıyorum. Bakalım. Üçüncü sorunuz geliyor. Hangisi Türk kelimesinin gök Türkçe alfabesiyle yazımıdır? B şıklar resimli, dikkatlice bakmanızı rica ediyorum. Daha önce karşılaştım. Ya benzetiyorum ama yine de ben hocama danışmak istiyorum. Süremizi durduralım ve Tufan Gündüz hocamızdan bir yanlış şıkkı elemesini rica edelim. Evet. Rana Hanım için ben B şıkkını kaldırayım. B şıkkını. A ve C şıkları aslında muhakkak görmüşsünüzdür. C şıkkı demek istiyorum. Onaylıyor musunuz? Onaylıyorum. Bakalım doğru cevap mı? Bakalım. Aslında yazım benziyor. Evet, sevindirici bir gelişme. Bu Türk yazılış şekli artık her yere dağıldı Türkiye'de. Çünkü bu bizim milli alfabemizdi. İlk örneklerine milattan sonra 4. yüzyıldan itibaren görmeye başlıyoruz. Yenisey yazıtlarında bunu biz biraz daha gelişmiş olarak görüyoruz ama asıl 38 harfli olarak ve mükemmel bütün sesleri karşılayacak şekilde Göktürk kitabelerinde ya da işte yaygın bilinen adıyla Orhun yazıtlarında bunu görüyoruz. Buradaki yazılışta Türk şeklindedir. İki hecelidir. Sondaki harf ük ve k sesini, ince k sesini verir.
Teşekkür ediyoruz hocam. Dördüncü sorunuza geçiyorum. Kölelikten sultanlığa uzanan hayat hikayesiyle bilinen Türk hükümdar kimdir? A. Sultan Alparslan, B. İşbara Kağan, C. Sultan Baybars. Hocama danışmak istiyorum ben ama. Peki hocam. Evet Rana Hanım için. İşbara Kağan maddesini, şıkkını kaldıralım. O Göktürkler dönemindeydi. Eğer emin değilseniz koruma hakkınızı da kullanabilirsiniz. Evet, koruma hakkımı kullanmak istiyorum. Pekala, kullandıralım evet, koruma hakkınızı. Evet, Sultan Alparslan demek istiyorum. A şıkkını onaylıyor musunuz? Evet, onaylıyorum. Bakalım. Sultan Baybars olacaktı. Çok evet. Da ilginç bir yaşam öyküsü var değil mi Sultan Baybars'ın? Sultan Baybars'ın çok ilginç bir yaşam öyküsü var ama Sultan Alparslan'ın da Çağrı Bey'in oğlu olduğunu, Selçukluların en ünlü sultanlarından biri olduğunu ve aynı zamanda da Anadolu'nun kapılarını Türklere açan o meşhur Malazgirt zaferinin de kahramanı olduğunu önce bir hatırlatalım. Sultan Baybars aslında Deşti Kıpçak dediğimiz Karadeniz'in kuzey bozkırlarında dünyaya gelen bir Kıpçak Türk'ü esir ediliyor ve Anadolu'da satılıyor bu. Daha sonra yolu bunun Mısır Memlüklerine kadar uzanan bir serüvene geçiyor. Yani çok küçük yaşta esir edildiği için Sultan Kutuz'un, Memlüklerin kurucu sultanı Kutuz'un himayesine giriyor ve onun önemli beylerinden, kumandanlarından biri haline geliyor. Moğollarla olan mücadelesi var. Kutuz'un ölümünden sonra da Memlüklerin başına geçiyor. 17 yıllık saltanatı döneminde Memlükleri bölgenin en büyük devleti haline getiren bir kumandan. Teşekkür ediyoruz hocam. Aslında Sultan Alparslan'ı bilmiyor değildiniz hayır, hayır, diye değil, düşünüyorum. Biliyorum gerçekten. Hatta hocam anlatırken hala ben hani bir heyecan furyasının içerisine gelip gidiyorum böyle. Bu heyecanla bilmiyorum gerçekten nereye giderim. Biz iyi düşünelim, iyi olsun. Ya inşallah diyelim. Beşinci sorunuza geçiyorum. İlk olarak madenciler için tasarlandığı söylenen kıyafet hangisidir? A. Kot pantolon, B. Boğazlı kazak, C. Manşet yaka gömlek. Kot pantolonun Amerika'da olduğunu biliyorum. Öyle hatırlıyorum yani en azından. Orada üretilip devam ettiğini hatırlıyorum. Boğazlı kazak madenciler için tasarlanmış olabilir mi? Manşet yaka gömleğin olmadığını düşünüyorum. Çünkü madenciler için tasarlandığını söylüyor. Kot pantolon demek istiyorum ama çok da emin değilim. Tekrar hocamdan bir yardım alsam ben. Çünkü manşet yaka gömlek olmadığını biliyorum da diğerle ikisinin arasında yine de kalıyorum. Çünkü bir anda cevap vermek istemiyorsun burada, evde veriyorsun da. Peki dönelim hocamıza. Tabii şüpheye düştüğünüz yerlerde tabii. Elbette jokerinizi kullanacaksınız. Hocam hangi şıkkı elersiniz? Evet, madencilerin daha sağlam elbiselere ihtiyacı düşünülmüştü. O amaçla yeni yeni giysiler üretilmişti. Biz Rana Hanım için B şıkkını kaldıralım. Eleme yaparken çok güzel de bir ipucu verdi. Evet. Ben A kot pantolon demek istiyorum. Onaylıyor musunuz? Onaylıyorum. Bakalım. Evet. Rana Hanım, üçlemenin ilk etabında doğru cevabı buldunuz. Düğünün arifesinde de 7500'e doğru yol alıyorsunuz. Yol alıyorum inşallah. Ve Rana Hanım, geldik altıncı sorunuza. Tarih sahnesini izleyeceğiz. Hoş gelmişsiniz. Nedir siz? Can kurban size. Bizim memlekette selam vermeden, hal hatır sormadan başlanmaz lafa. Memleketim, havası suyu sert, adamı mert memleketim. Dadaşlar diyarı, bacı kardeş, herkes vatan sevdalısıdır.
soğuğundan cırbalar donar. Ama sevdamız, imanımız ısıtır insanı. Eyle güzeldir, eyle güzeldir ki oralar. Göğermiş peynirin yanına koyarsın çayını. Bir de kıtlama şeker. Oy kurban olduğum Mevlam. Ne güzel yaratmış dağını, karını, adamını. Erzurum derler, bilirsin. Övünmek gibi olmasın, ben oralıyım. Çeperli köyünden. 17'mde gelin oldum. Bebelerim oldu. Biri oğlan çayırlarda möhkemlerle güreşir. Biri daha beşikte. Oy zalim yıllar. Ermeni çetelerden rahatımız yok. 93 herbi de erlerdi, bilirsin. Moskov Kars'a dayanmış. Erim de, kardeşim de askerde. Kars'ı vermeyeceğiz diye direnirler. Ama olmadı. Asker geri çekildi. E mecbur. Asker çekilince biz neydik? Evimizi, tarlamızı, tüten ocağımızı, torpağımızı bıraktık, göç ettik. Köyden Erzurum'a. Sen göç nedir bilirse, çok geçmedi. Bir gece kapı çaldı. Bilirim, o vakit çalan kapıdan hayırlı haber gelmez. Baktım, kardeşim Hasan yaralı. Cavurun tohumları Erzurum tabyalarına girmişler. Ermeniler hainlik etmiş, Moskov'la birleşmiş. Sabaha kadar bekledim kardeşimin başını. Oyalı al yazmam, al kanlara bulandı. Hasan'ımın kanı. Kardeşim kucağımda can verdi. Sabah ezanı baktı. Bekledim ki gözünü açsın. Bekledim ki bunların hepsi bir karabasan olsun. Bekledim ki ezan okunsun. Ama okunmadı. O sabah camiden ezan değil, cihat çığırısı duyuldu. Moskov Aziziye'ye girdi. Yetişin, askere yardım edin, vatan elden gidin, yardım edin. Mehmetçik darda. Beşikteki bebeme baktım. Uyuyordu. Uyusun anasının kuzusu. Uyusun da büyüsün. Ama özgür büyüsün. Üstünü örtüm. Dedim, anan gidiyor yavrum. Benim yavrum anasız büyür. Ama vatansız yaşayamaz. Kaptım baltamı, attım kendimi dışarı. Çığırıyı duyan çıkmış. Eline ne geçirdiyse almış herkesler. Taş, sopa, nacak, kazma, kürek ne varsa. Çoluk çocuk, değneğine sarılan ihtiyar hepsi çok sokağa çıkmış. Düşmana doğru koşuyoruz. Vatan için canın hesabı olur mu? Bacı, kardeş, herkes ölüme koşuyor. Vurun bacılarım, vurun kardeşlerim, aman vermeyin. Biz o vakit kan ektik toprağa, vatan biçtik. Yaralarım hiç acımadı. Akan kanım bu vatana helaldir. Ben anayım. Bir ananın en büyük acısı evladını toprağa vermek. Onu da gördü bu gözler. O acıyı da yaşadı bu yürek. İki oğlumu Çanakkale'de şehit verdim. İkisi de. Gözyaşımı içime akıttım. Sustum. Ana oldum. Aç oldum. Bir lokma tayına muhtaç oldum. Ama hiç esir olmadım elhamdülillah. Tam 100 yıla yakın yaşadım. Ömrümde, evlatlarım da, döktüğüm kan da, acılarım da bu vatana helaldir. Son yıllarımı bir kahraman gibi yaşadım. Ve bir kahraman gibi öldüm.
Gidah gidah diyemem sana. Ama sen gör oraları. Uğruna can verdiğimiz, kan döktüğümüz torbakları gör. Ne mutlu bana ki tüm Türk evladının anası oldum. Hatırladılar beni. Peki sen hatırlar mısın? Kimim ben? ...93 Harbi'nde verdiği mücadeleyle Rus işgaline karşı Erzurum'daki halk direnişinin simgesi haline gelen kadın kahramanımız kimdir? A. Nene Hatun, B. Gördesli Makbule, C. Nezahat Onbaşı. İçlerinde bildiğim diyeyim aslında diğerlerinin Nezahat Onbaşı ve Gördesli Makbule, Sultan Makbule'yi hiç... duyduğumu söyleyemem. Nene Hatun'u bir biliyorum. O da 93 Harbi'nde miydi? Onu da tam olarak bilemiyorum. Cevap vermem gerekirse yine Nene Hatun diyeceğim. Aşık. A şıkkını onaylıyor musunuz? Onaylıyorum. Bakalım. Sanatçımız Nermin Yılmaz'ın da harika canlandırdığı Nene Hatun doğru cevaptı. Hocam Erzurum diyorum ve susuyorum. Sözü size bırakıyorum. Şimdi Nene Hatun'la özdeşleşen bir Erzurum savunması var. Ama gözden kaçan bir Erzurum hikayesi var orada. Onu hiç unutmamamız gerekiyor. Şimdi bizim 3 tane vilayetimiz birbirinin anahtarıdır. Kars... Erzurum'un anahtarıdır. Yani Kars düşerse Erzurum düşer. Erzurum düşerse Sivas düşer. Sivas düşünce de zaten Anadolu düşmüş olur. Bu yüzden bu 3 şehrin birbiriyle böyle bir hayati bağı vardır. Bunun çok iyi bilinmesi ve çok iyi izlenmesi gerekiyor. 93 Harbi başladığında maalesef Kars'ı biz kaybettik. Arkasından da düşman, Ermeni ve Rus kuvvetleri Erzurum'a yüklendiler. Erzurum'da destansı bir... muzafferiyet elde ettik. Destansı bir direniş elde ettik. Fakat biliyor musunuz? Yüz binlerce insan yollara döküldü ve Anadolu'nun her tarafına bunlar muhacir olarak dağıldı. Yani Anadolu'nun kendi içindeki bir muhacir kitle vardır ki bunlar Kars, Kağızman ve Erzurum bölgesinden Anadolu'nun içlerine göç etmişlerdir. Bugün Anadolu'nun orta yerinde, mesela Kayseri'de, mesela Batı Anadolu'da bir Erzurum şivesiyle konuşan Kayseriliye rastlarsınız. O işte aslında 93 muhaciridir. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Ruhları şad olsun. Rani Hanım, şimdi geldik 7. soruya. Evet. Moraliniz düzeldi mi? Biraz daha iyiyim yani öyle söyleyeyim. Biraz daha düzeldim, biraz daha topladım diyebilirim. Sizi bu yarışmaya nişanlınız mı teşvik etti? Evet, form doldurmamı o istedi. Daha doğrusu yarışmayı izliyorduk. Ondan sonra dedi biliyorsun hani soruları sen de dedi katıl. İyi dedim doldurayım. Onun sayesinde doldurdum. Böyle oldu sonuç işte geldim buraya kadar. Tanışıklığınız yeni mi? Romantik bir hikayeniz var mı? Biz 10 sene önce tanıştık. 10 sene önce bir nişanlılık evresi geçirdik ayrıldık. 10 sene sonra tekrardan nişanlandık. Haziran'da düğünümüz var. 10 sene ayrı kaldınız. 10 sene ayrı kaldık evet. Hiç görüşmediniz mi? Görüşmedik ha. Sonradan tekrar kader bizi yeniden birleştirdi. Şu anda yeniden birlikteyiz. Aslında birbirinizi unutamamışsınız. Böyle yazılıymış ha? Evet, böyle yazılmış. Allah tamamını erdirsin. Bir yastıkta kocatsın diyeyim size. Amin inşallah diyelim. Ve 7. soru. 7500 lira değerinde. Evet. İç koruma hakkınız ve jokeriniz kalmadı maalesef. Bir savaşta aldığı yaradan dolayı öldü sanılarak kendisine Mezemorta lakabı verilen Osmanlı Kaptanı Deryası Hüseyin Paşa'nın bu lakabı ne anlama gelmektedir? A. Diri, B. Yarı ölü, C. Ölü. Mezemorta. İki kökten oluşuyor. Mort. Cevap vermek istiyorum. Birden cevabı buldunuz. Birden cevap yandı aklımda öyle söyleyeyim. Yani peki. Daha doğrusu bilemiyorum tabii ama B demek istiyorum. Yarı ölü. Evet. Onaylıyor musunuz? Demek istiyorum. Onaylıyorum.
Mort'tan çıkardınız değil mi? Evet, Mort'tan. Oradan çıkardım. Bir de iki heceli olmasından yola çıkarak dedim ki önünde bir E kaldıysa dedim demek ki yarı öyledir gibi gibi bir şeyle, akıl yürütmeyle üstesinden geldim şimdilik. Ve 7500 lira kazandınız. Evet. 7500 lira en azından kazanmış oldum şu anda. Bir koruma hakkı kazandınız aynı evet. zamanda. Yeni üçleme başlıyor. 25 bin lira kazanabilirsiniz. İnşallah. Osmanlı'da esame adı verilen deftere ne yazılırdı? A. Yeniçerilerin isim ve maaşı. B. Mahkumların suç ve cezaları. C. Padişahların sevdiği yemekler. Yeniçerilerin isim ve maaşları olduğunu düşünmüyorum. Onların farklı bir şeyi vardı diye hatırlıyorum. Padişahların sevdiği yemekler, esame, defterlerine yazıldığını zannetmiyorum. Yalnız şöyle koruma hakkımı kullansam. Tabii. İlk öncesinde koruma hakkımı kullanmak istiyorum. Evet. Ve ben mahkumların suç ve cezalarının kaydedildiği defter olduğunu düşünüyorum. Esame adı verilen defterlerin B şıkkı demek istiyorum. Onaylıyor musunuz? Onaylıyorum. Bakalım. Maalesef. Yeniçerilerin isim ve maaşı. Maaşları yazılıyormuş. İyi ki koruma hakkınız vardı ve kullandınız. Allah'tan o varmış, kullandım ve evet. Geldik 9. soruya. Üçlemenin ilk sorusu ve bu kez 50 bin lira kazanabilirsiniz. 3'te 3 yaparsanız. Evet. Balıkesir'de meydana gelen ve Türk siyasetinde derin etkiler bırakan Susurluk kazası hangi yıl gerçekleşmiştir? A. 1995, B. 1996, C. 1997. Susurluk'ta olan kazayı çok iyi hatırlıyorum. O zamanlar aslında ortaokula gidiyordum sanırım ama yine de hatırlıyorum çünkü bütün Türkiye'nin Türkiye'yi kasıp kavurmuştu belli bir süre. Bayağı bir şeyler onunla beraber ortaya çıkmıştı. Ama tarih olarak birbirlerine o kadar çok yakınlar ki soru okunurken aklımda tek bir şık vardı, yani tek bir tarih vardı. O da 1995 yılıydı. Ben A şıkkı demek istiyorum. Onaylıyor musunuz? Onaylıyorum. Bakalım. Ay, 96'ymış. Rana Hanım, teşekkür ederiz geldiğiniz için. Size ben mutluluklar diliyorum. 7500 lirayla 3'te 3 tarihten ayrılıyorsunuz. Sağ olun, teşekkür ederim. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Yarışmacımız Berk Atsız geliyor. Eyvallah. Hoş geldiniz. İlk defa bir yarışmacımız şuradan koşarak geldi. Vallahi biraz hızlı çıkayım dedim. İnşallah hızlı çıkmamın faydasını görürüm. İnşallah rakamları da hızla tırmanırsınız. İnşallah. Tanıyabilir miyiz sizi? Berk Atsız. Mart 2000 doğumluyum. Ankara'da yaşıyorum. Aslen Elazığlıyım. Bilkent Üniversitesi İktisat Fakültesi'nde okuyorum. Henüz hazırlığım. Daha sınıflara başlamak nasip olmadı. İnşallah Haziran ayında hazırlığa geçip başlayacağız Eylül'de. Bu kadar şimdilik. Çok dinamik görüyorum sizi. Yani inşallah böyle devam eder. Hazır mısınız? Hazırım. Berk Atsız için 3'te 3 tarih başlıyor. Çivi yazılarının bulunduğu tabletler genellikle hangi malzemeden yapılırdı? A. Kil, B. Kireç, C. Mermer. Evet, biraz düşünmek istiyorum. Çivi yazılarının bulunduğu tabletler genellikle hangi malzemeden yapılırdı? Bunun kil olduğunu düşünüyorum. Ama ilk soruda da neyse kullanayım ben. Ben ilk soruda Tufan Hocam'a danışmak istiyorum. Evet, ilk soruda Berk için kireç maddesini kaldıralım. A şıkkı kil. Onaylıyor musunuz? Onaylıyorum. Bakalım. İkinci sorunuzu okuyorum.
II. Selim döneminde fethedilen Kıbrıs'ın günümüzdeki başkenti neresidir? A. Gazi Mausa, B. Girne, C. Lefkoşa. Bir şık var ama risk alacağım. C şıkkı Lefkoşa demek istiyorum. Onaylıyor musunuz? Onaylıyorum. Bakalım. Üçüncü soruya geçtik. New York borsasının 1929 yılında yaşadığı çöküş hangi isimle anılmaktadır? A. Kara Perşembe, B. Kötü Gün, C. Acı Son. Bu soru hakkında da bir fikrim var. Kara Perşembe olduğunu düşünüyorum. Cevap vermek istiyorum. A şıkkı Kara Perşembe. Onaylıyor musunuz? Onaylıyorum. Bakalım. Hiç ara vermiyorum. Dördüncü soruyu okuyorum. Hangi imparator daha erken bir tarihte ölmüştür? A. Büyük İskender, B. Cengiz Han, C. Kanuni Sultan Süleyman. Evet, hangi imparator daha erken bir tarihte ölmüştür? C şıkkı olmadığını düşünüyorum. Cengiz Han ve Büyük İskender arasında. Büyük İskender, yanlış hatırlamıyorsam Cengiz Han'dan daha önce mi yaşamıştı? Ben bu soruda tekrar Tufan Hocam'a danışmak istiyorum. Sevgili hocam, hangi şıkkı elersiniz? Evet, B katsız için B şıkkını kaldıralım. Evet, geriye kaldı A ve C şıkları. Hocama teşekkür ediyorum. A şıkkı Büyük İskender demek istiyorum. A şıkkını onaylıyor musunuz? Onaylıyorum. Bakalım. Beşinci soruya geldik. Evet. Güzel gidiyorsunuz. Osmanlı sisteminde askeri sınıfa ne ad verilirdi? A. Mülkiye, B. İlmiye, C. Seyfiye. Evet, bu da bildiğim bir soru. Askeri sınıfa ne ad verilirdi? A şıkkı olduğunu düşünmüyorum. B şıkkında olduğunu düşünmüyorum. C. Seyfiye demek istiyorum. C şıkkını onaylıyor musunuz? Onaylıyorum. Bakalım. Üçte üç yapmanıza bir soru kaldı. Evet. Doğru cevap verirseniz 5.000 lira kazanacaksınız. Tarih sahnesi bölümümüzü muhakkak seviyorsunuzdur. Evet. Seyircilerimizden evet. Çok güzel tepkiler alıyoruz. O zaman dönelim seyredelim. Efendim, ben sıradan bir insanım. Tevellüt 1871. Maraş'ta Uzunalık Camii'nde gönüllü imamlık yapardım. Bir de dükkanım vardı altında, bir de garibim, merkebim. Süt satarak çoluk çocuk kıt kanaat geçiniyoruz işte. Sütün bedeli ne olacak ki? Kuruşla, buğday, arpa. Ben şimdi sana bedeli ağır bir hikaye anlatacağım. Hürriyet hikayesi. O zamanlar savaş yılları. Önce İngiliz, sonra Fransız trompet çalarak gelmiş, işgal etmiş Maraş'ı. Ermeni çeteleriyle işbirliği yapıyorlar, halka zulmediyorlar. Müslüman olan Ermeni kızlarına bile zulmediyorlar. Artık o kadar kuruduk, o kadar kuruduk, iş bir kıvılcıma bakıyor. Ben de o kıvılcımı çakan kişi oldum işte. Bir gün Uzunoluk hamamından 3 hanım, bir de onların bohçalarını taşıyan evladımız çıkıyorlar. Bu Ermeni ve Fransız devriyeleri 3 hanıma saldırıyorlar. Elin gevuru bizim askerimiz gibi değil tabii. Artık saldırı mı ararsın, sarkıntılık mı ararsın, hakaret mi ararsın? Bir taraftan avaz avaz bağırıyorlar, burası Türk memleketi değil, burada böyle gezemezsiniz diye. Bir taraftan da üzerindeki elbiseleri, örtüleri çıkarmaya çalışıyorlar hanımların. Bizim garip çakmakçı Sait de yumruklarıyla o silahlı askerlere karşı koymaya çalışıyor. Bu silahlı askerler çakmakçı Said'i vurmaz mı? Ben de dayanamadım. Çektim silahımı. O askerlerden birini vurdum. Çil yavrusu gibi kaçıştılar. Anladılar tabii. Bu kurşunun son değil, ilk kurşun olduğunu.
Maraşlı. Bırakır mı Maraş'ı, vatanı? Zaten bu olaydan sonra ülkenin her tarafında bölük bölük şehitler verdik. Evet. Şimdi hürriyetin, vatanın bedelini anladın mı? Can. Atanın, dedenin canı. Evet. Ben kimim bilebildin mi? Maraş'ın kurtuluş mücadelesinde büyük rol üstlenen kahramanımız kimdir? A. Sütçü İmam, B. Yörük Ali Efe, C. Seyit Ali Çabuk. Evet, B şıkkındaki Yörük Ali Efe'nin daha çok Ege bölgesinde bağımsızlık hareketinde rol alabilecek bir kişi olduğunu düşünüyorum. Maalesef bu da benim ayıbım. C şıkkındaki ismi hiç duymadım. Ama bu sorunun A şıkkı olduğunu düşünüyorum. Sütçü İmam Kahramanmaraş'ta ilk kurşunu sıkarak bağımsızlık mücadelemizde büyük bir rol oynamıştı. A şıkkı Sütçü İmam demek istiyorum. Onaylıyor musunuz? Onaylıyorum. Bakalım. Tebrikler. Bu alkışlar hem sizin için hem de başarıyla canlandıran usta sanatçımız Mehmet Atay için de. Teşekkür ediyorum. 3'te 3 yaptınız. 5.000 lira kazandınız. Böylelikle bir koruma hakkınız daha oldu. Zaten bir tane daha vardı. Bir de jokeriniz var. Yeni bir üçlemeye başlatacağım ama tabii Sütçü İmam dendiğinde tarihimizdeki önemli kahramanlardan biri. Hemen Tufan Hocam'a döneceğim. Muhakkak üzerine söylemek istedikleri vardır. Sadece Sütçü İmam'ı ve Maraş'ı değil, Urfa'yı, Antep'i de konuşmamız gerekir. Aydın'ı, Adana'yı, Dört Yolu, keza İzmir'de Hasan Tahsin'i de konuşmamız gerekir. Bunlar milli mücadelenin sembol isimleridir ve herhangi bir yerden bir direktif almadan tamamen gönüllü olarak ve tamamen kendi inisiyatiflerini kullanarak bir kıvılcımı başlatmışlardır. Maraş, milli mücadele tarihinde müstesna bir yerde durur. Hem çevredeki kasaba ve ilçelerin, köylerin şehre verdiği destek yönüyle hem de milli mücadelenin henüz yapılanma döneminde olduğu için düzenli birlikler sevk edemiyoruz. Yerli halkın bir direnişi olması yönüyle Sütçü İmam'ın tamamen kendi inisiyatifiyle başlattığı bir milli mücadele hareketi Maraş'ın kurtuluşuna kadar giden bir süreci başlatıyor ama sanatçımızın orada söylediği bir söz vardı. Hürriyetin bedeli ağırdır diyordu. Biz de Cumhuriyetimizin bedelini Sütçü İmamlarla, Şehit Kamillerle, Fedai Mehmetlerle ödediğimiz bir bedeldir bu. Hasan Tahsinlerle, Mustafa Kemallerle, İsmet İnönülerle, Kazım Karabekirlerle ödediğimiz bir bedeldir bu. Biz bu memleketi bir kez daha söylüyoruz, sokakta bulmadık. Ve şöyle tamamladı, unutma dedi, unutturma dedi. Biz de unutmayarak ecdadımıza layık torunlar olacağız, evlatlar olacağız. Teşekkür ediyoruz hocam ve merak ediyorum Berk, çok gençsiniz. 19-20 yaşındaki bir gencin hayalleri nedir? En azından bu yarışma dahilinde kaç parayı hedefliyorsunuz? 9. soru, 15 bin liralık soruyu görmek istiyorum. Ama benim için zaten en ilk başta aşmam gereken hedef şu koltuğa oturmaktı. Yani o özgüveni toplamaktı. Ben en ilk aşamayı kendi açımdan kırdığımı düşünüyorum. Ve inşallah 9. soruya doğru devam ederiz. Evet, yeni bir üçlemeye başlatacağım. Bu kez sizin hedefiniz 15 bin lira. 14. yüzyıldan itibaren fetihlerle birlikte bir Türk yurdu haline getirilen Balkanlardaki Osmanlı varlığı hangi savaşla sona ermiştir? A. 1. Dünya Savaşı, B. 2. Balkan Savaşı, C. 1. Balkan Savaşı. Balkanlardaki varlığımızın 1. Dünya Savaşı'yla sona erdiğini düşünmüyorum. B ve C şıkları arasında gidip geliyorum. Yanlış hatırlamıyorsam 1. Balkan Savaşı'nda Osmanlı Edirne'yi kaybediyordu diye hatırlıyorum. 1. Balkan ve 2. Balkan Savaşı 1. Dünya Savaşı'ndan önce diye hatırlıyorum. Umarım yanılmıyorumdur. 2. Balkan Savaşı. 2. Balkan Savaşı'nda yanlış hatırlamıyorsam ortadaki çıkan bir karmaşıklıktan biz Edirne'yi geri mi alıyorduk diye düşünüyorum ama ben bu soruda koruma hakkımı kullanarak C şıkkı 1. Balkan Savaşı demek istiyorum. Sürenizi durdurun.
konuşma hakkınızı kullandınız. C şıkkını onaylıyor musunuz? Onaylıyorum. Bakalım C şıkkı, Birinci Balkan Savaşı doğru cevap mı? İyi ki kullanmışım. Aslında burada mantıkla da ilerleyebilirdiniz ama buyurun hocam, sizden alalım aslında detayları. Aslında çok doğru bir mantık kurdu. Edirne'yi yeniden aldık dedi ama sonra yanlış cevabı yöneldi. Osmanlıların Balkanlarda varlığı bizim 1353'te Rumeli'ye geçişimizle beraber başladı. Ve 1913 İkinci Balkan Harbi'ne kadar devam etti. Birinci Balkan Harbi bizim için tam bir felaketle sonuçlanmıştı ve aslında 1800'lerin hemen başında başlayan Balkanlardaki toprak kayıplarımızın geniş ölçüde tamamlandığı bir noktaydı. Birinci Balkan Harbi'nin iki büyük felaketi vardır. Birincisi, çok ciddi bir göç yaşanmıştır Balkanlardan Anadolu'ya doğru. Neredeyse bizim Balkan nüfusumuzu kaybettiğimiz bir göçtür bu. İkincisi ise Üsküp gibi, Selanik gibi, Edirne gibi İstanbul'umuza da son derece yakın olan şehirleri kaybetmiş olmamızdır ki mesela Selanik, Mustafa Kemal'in doğduğu ve çocukluğunun geçtiği bir memlekettir. İkinci Balkan Harbi, Balkan devletlerinin birbirleriyle anlaşmazlıklarından dolayı çıkmış idi ve Bulgaristan hesapsız bir şekilde Ege Denizi'ne kadar ulaşmış idi. Bir yerde Bulgaristan'ı daha kuzeye itmek amacıyla çıkarılmış bir savaştı. Biz ondan istifade ederek Edirne'yi geri aldık. Ama daha da sonra başka Balkan toprağını alamayacağımız ortaya çıktığı için bir yerde sınırlarımız da orada kesinleşmiş oldu ve bizim Balkanlardaki hakimiyetimizde İkinci Balkan Harbi'nde kurtardığımız Edirne ile sınırlı kaldı. Çok teşekkür ediyoruz hocam ve maalesef üçlemenin bozulduğunu söylemek zorundayım. 8, 9 ve 10. sorular var sırada. Üçlemeyi tamamlarsanız 25 bin lira kazanabilirsiniz. Bir jokeriniz, bir de koruma hakkınız var. 8. Cumhurbaşkanımız Turgut Özal'ın ikinci adı nedir? A. Mustafa, B. Halil, C. Mehmet. Bu soruyla ilgili yanlış hatırlamıyorsam bir yerde bir yazı okudum. Yani o tarihe ilişkin, 1980'lerden sonrasına ilişkin bir yazı okudum ama şıklardan mantık yürüterek o hatırlamam gerekiyor. Turgut Özal'ın ikinci adı. Turgut Mustafa Özal. Turgut Mustafa Özal. Turgut Halil Özal. Turgut Mehmet Özal. Yani şıkların hepsi aslında şu an yakın gelmeye başladı fakat ben bu soruda Tufan Hocam'a danışmak istiyorum. Peki ben Berk için Mehmet şıkkını kaldırıyorum. Burada bir A şıkkı gibi geliyor aklıma ama koruma hakkını kullanmayacağım. İleri saklamak istiyorum. Umarım elenmezsem risk almak istiyorum. A şıkkı Mustafa. A şıkkını onaylıyor musunuz? Onaylıyorum. Bakalım. Halil. Evet. Evet, kullandığı bir isim değildi. Keşke hatırlasaydınız. Sağlık evet. Olsun, 5000 lirayla ayrılıyorsunuz. Teşekkür çok ederiz geldiğiniz için. Çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Bugünlük bizden bu kadar. Başvuru adresimizi tekrar ediyorum. 3de3.tv, 3de3.tv adresinden siz de başvurabilirsiniz ve burada birlikte yarışabiliriz. Gelecek programda buluşuncaya dek hoşça kalın.